5 tane çocuğumu büyüttüm. Onları evlendirdim. 5 tane torunum var. Torunlarımı da büyüttüm. Onları büyüttükten sonra boş boş oturmaktansa bir meslek edinip bir işle uğraşmayı istedim. O yüzden bu işe başvurdum. Ben 58 yaşında iş ayakkabısı sayası yapmayı öğrendim. Ustamla beraber yeni yeni bayanlara öğretip onlara da iş ve meslek sahip etmeye çalışıyorum. Hastane kantinlerini, okul kantinlerini, büyük marketlerin dondurulmuş dolaplarına ve sıcak satış yapıyorum. Şehir dışına ve yurt dışına ihracat da yapmaya başladım. Almanya, Belçika, Hollanda, buralara da küçük çaplı da olsa kargom gönderiyorum. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Şimdi yurt dışına ihracat yapıyorum. Yapmamız lazım. Araştırma yapacağız. Bundan yaklaşık 13 yıl önce robot taft halı sektöründe halı tasarımcısı olarak girdiğim bu işe son bir yıldır Kagidem'de kendi atölyemi kurarak başladım. Hayalim her zaman kendim yapabilmekti ve şu an burada kendi üretimimi getirdiğim kendi makinelerimle yapıyorum. Aynı zamanda makine satışı ve sarf malzeme satışı yaparak Türkiye'de bu işi yapmak isteyen özellikle ev kadınlarına bu işin de eğitimini vererek destek olmaya çalışıyorum. Kagidem'e gelmem benim dönüm noktam oldu. Burada biz mentorluk hizmetleriyle beraber çok güzel e-ticaret yapmasını, markalaşmayı öğrendik. Ve markamla beraber Gaziantep Kültürel Miras serisini başlattım. Bu çok güzel gidiyor şu anda. Butik sabunlardan çıkıp biraz bunu sanayileştirmeyi düşünüyoruz. Sanayileşme yolunda ilerliyorum. Vegan mı demiş? 71 tane bir. Evet. Bir tane de numara verdik, 72'ymiş. Şey yapalım yani, arkadaşlar.
hastaneler, oteller ve büyük fabrikaların personel giysilerinin üretimini yapıyorum. Artı şu an Rusya'ya penye üzerine bir siparişim var. Oraya onun ihracatını gerçekleştireceğim. Kadın girişimci olarak ilk etapta başladım. 17 personelle başladım. Üretimim halen devam etmekte. Amacım çok daha iyi ve kaliteli hizmet edip Orta Doğu'nun dışında Afrika bölgesine de üretim yapmaktı. Mezun olduktan sonra Antep'e yerleştiğim için bir iş arama sürecim oldu 6-7 ay kadar. Sonrasında burayla tanıştım ve aslında iş ararken iş sahibi olmuş oldum. Ve aynı zamanda burada yarı zamanlı çalışan bir arkadaşımız var. İş arayan birine de istihdam sağlamış oldum. Kadın girişimciliği bölgesel kalkınmamız için önem arz eden konulardan bir tanesidir. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren İpek Yolu Kalkınma Ajansı olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası işbirliğinde yaklaşık 5,5 milyonluk bir yatırımla şu anda içinde bulunduğumuz Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni güdümlü proje desteğimiz kapsamında hayata geçirdik. Şu an bu merkezde fikrini ticaretleştirmek isteyen kadın girişimcilerimize markalaşma, satış, pazarlama, girişimcilik gibi konularda hem eğitim hem mentorluk desteği sağlanırken bir yandan da fiziki mekan tahsisi yapılmaktadır. Şu anda merkezimizde 21 kadın girişimcimiz faaliyet göstermektedir. Bu kadın girişimcilerimiz arasında hayatında hiç satış yapmamış, ticaretle uğraşmamış girişimcilerimiz de bulunmaktadır. Ben eminim ki bu girişimcilerimizin bizim desteklerimizle birlikte burada çok önemli başarı hikayelerine imza atacağına inanıyorum.